Bu videoda inflamatuar bağırsak hastalıklarının nasıl teşhis edilebileceğinden söz etmek istiyorum. Kısaca IBH olarak da not edebiliriz. İnflamatuar bağırsak hastalıkları, kronik bağırsak hasarına yol açan ve uygun olmayan bağışıklık tepkisinin sebep olduğu bir grup rahatsızlığa verilen isimdir. İki tip inflamatuar bağırsak hastalığı vardır. Bunlardan biri kron hastalığı, diğeri ise ülseratif kolittir. Kron hastalığı ve ülseratif koliti birbirinden ayırmak için inflamasyonun yerine ve ortaya çıkan patolojik değişimlere bakarız. İnflamasyonun yeri hastalığın klinik görünümü açısından çok büyük önem taşımaktadır. Hastalığın klinik görünümü teşhis için büyük önem taşımakta olup sonuç olarak hastalığın kron hastalığı mı yoksa ülseratif kolit mi olduğunu anlamak için biyopsi yapılarak ilerlenir. İnflamatuar bağırsak hastalığı tiplerini ayırt etmek için yapılabilecek tek bir kan testi ya da fiziksel muayene yöntemi yoktur. Teşhis bunun yerine hastalığın klinik görünümüne, bazı laboratuvar ve radyografi sonuçlarına ve patolojik teşhise dayanarak konur. Hadi isterseniz hastanın hikayesi ve fiziksel muayene ile başlayalım. Az önce hastalığın yerinin klinik görünümü belirleyeceğinden söz etmiştim değil mi? Peki Kron hastalığı ve ülseratif kolitteki lezyonların nerede oluştuklarını biliyor musunuz? Kron hastalığındaki lezyonlar sürekli değildir ve ağızla anüs arasındaki sindirim hattının herhangi bir yerinde oluşabilirler. Yine de lezyonların sık izlendiği yerler arasında terminal ileum, kolon olarak da adlandırılan kalın bağırsak ve ince bağırsağın diğer kısımlarını sayabiliriz. Peki inflamasyonun yeri nasıl görünür? en sık izlenen yer olan terminal ileumla başlayacak olursak burası ince bağırsak kalın bağırsaktan önceki son kısmıdır. Vücudumuzun bu kısmını büyük bir kutu olarak düşünürsek terminal ileum kutunun sağ alt kuadrantına, çeyreğine denk gelir. Evet, bunun karşımızdaki hasta olduğunu düşünürsek terminal ileum bu şekilde sağ alt tarafta bulunur ve lezyonun terminal ileumda bulunduğunu düşünürsek bu hasta karnın alt kısmındaki ağrıdan şikayetçi olacaktır. Bu kısımdaki enflamasyon kanlı ya da kansız isale de sebep olabilir. Az önce ince bağırsağın diğer kısımlarının da etkilenebileceğinden bahsetmiştim. Hastalık eğer besinlerin emiliminin gerçekleştiği ince bağırsağın büyük kısmını etkilemekte ise emilim etkileneceğinden yetersiz beslenme sorunu ile karşılaşılabilir. İnflamasyonun sık görüldüğü ikinci kısım kolon yani kalın bağırsaktır demiştik. Kalın bağırsağın temel görevlerinden biri dışkıdaki suyun yeniden emilimini sağlamaktır. Kalın bağırsak eğer inflame olduysa yani eğer görevini düzgün bir şekilde yerine getiremiyorsa su yeniden emilemeyeceği için kanlı ya da kansız olabilecek diyare ya da halk arasında daha yaygın kullanılan ismiyle ishal durumu ile karşılaşabiliriz. Hastalığın görüldüğü yerle bağlı olmasa da sıkça karşımıza çıkan bir diğer belirti, inflamasyonun sebep olduğu orta ateştir. Kron hastalığının komplikasyonlarına bağlı olarak farklı belirtilerle de karşılaşabiliriz. Bunlardan da kısa bir süre sonra bahsedeceğim. Evet bunlardan biri, bağırsak tıkanması sonucu gelişen, dışkı ve gaz geçişinin engellenmesi olan obstipasyondur. Ortaya çıkabilecek fistüller anüs çevresinde ağrı ve infeksiyona sebebiyet verebilirler. Üseratif kolitte ise lezyonlar kron hastalığının aksine süreklidir. Genellikle rektumda ortaya çıkarlar. Buradan geriye doğru ilerleyerek kalın bağırsağa gelirler ve kalın bağırsağı neredeyse hiç terk etmezler. Kron hastalığına benzer olarak kalın bağırsaktaki inflamasyon ülseratif kolitte de karşımıza kramplı karın ağrısı ile birlikte diyare olarak çıkar. Ülseratif kolitteki diyarenin çoğunlukla kanlı olduğunu her zaman demek istemiyorum ama çoğunlukla kanlı olduğunu eklemek istiyorum. Bu arada kron hastalığında görülen ishalin zaman zaman kanlı olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Kron hastalığı ve ülseratif kolitte inflamasyonun yeriyle alakalı olmayan ve ekstra intestinal belirtiler olarak adlandırılan farklı belirtiler de vardır. Bu belirtilerden biri eritema nodozum olarak bilinen bir cilt hastalığıdır. Omuzlar, dirsekler, kalçalar ve dizler arasında gezinen eklem ağrıları, gözlerin kızarması ve karaciğer rahatsızlıklarını da bu belirtilere ekleyebiliriz. Hastalıkların gastrointestinal belirtileri çok belirgin olmadığından demek istediğim karın ağrısı ve isale sebep olabilecek daha bir sürü hastalık olduğundan kron hastalığı ve ülseratif kolitte ekstraintestinal belirtiler son derece önemlidir. Ancak burada saydığımız ekstraintestinal belirtileri gastrointestinal ya da abdominal belirtilerle birlikte ortaya çıkarabilecek hastalık sayısı çok fazla değildir. Bu belirtilerin birlikte seyretmesi bu kişi de inflamatuar bağırsak hastalığı olduğuna dair büyük bir ipucudur. Hastanın hikayesi ve fiziksel muayene çok belirgin bir sonuç ortaya koyamadığı için genellikle laboratuvar testlerine başvururuz. Ancak bu testlerde Kron hastalığı ile ülseratif kolit arasında çok büyük bir fark ortaya koyamaz. Bakın size gastrointestinal yolun şemasını bir kere daha göstermek istiyorum. Laboratuvar sonuçlarında ilk olarak inflamasyon belirteçlerine bakarız. Bunlar arasında beyaz kan hücrelerinin artması ki buna lökositoz adını veririz. Ve çok da belirgin olmayan inflamasyon belirteçleri yani C reaktif protein ve sedimentasyon hızı bölü oranı vardır. Bu belirteçler belirgin değildir diyerek vücuttaki herhangi bir inflamasyon sonucunda da benzer sonuçlar elde edebileceğimizi anlatmak istiyorum. Ancak bu belirteçler inflamatuar bağırsak hastalıklarına hassas belirteçlerdir. Yani eğer hasta'nın CRP'si ya da sedimentasyon hızı yüksek değilse hastada Kron hastalığı ya da ülseratif kolit olması pek de mümkün değildir. Kron hastalığı ve ülseratif kolitte rastladığımız bir diğer laboratuvar sonucu anemidir. Anemi hemoglobindeki düşüklükle tespit edilir. Hemoglobinin kırmızı kan hücrelerinin önemli bir kısmı olduğunu biliyorsunuz. Kron hastalığı ve ülseratif kolitte anemi ile karşılaşmamızın birkaç sebebi var. Kron hastalığında hastalık terminal ileomu etkilemişse vücut B12 vitamininin emilimini gerçekleştiremez. Bu vitamin kırmızı kan hücresi üretimi için gerekli bir vitamindir. B12 vitamini seviyesinin düşmesi sonucu anemi görülebilir. Kron hastalığı ve ülseratif kolit de kanlı diyare görülebileceğinden bahsetmiştim. Diyare eğer sık sık ve uzun süreli olarak seyrediyorsa kan kaybı katlanarak artacağından anemiye sebep olabilir. Ee, laboratuvar sonuçları için son olarak bir de yetersiz emilimden söz etmek istiyorum. Videonun başlarında ince bağırsağın büyük bir bölümü ve kalın bağırsak etkilenmişse vücudun ihtiyacı olan besinlerin emilimini gerçekleştiremeyeceğinden söz etmiştik. Buna yetersiz emilim adı verilir ve Crohn hastalığı ile ülseratif kolitte ortaya çıkan kilo kaybı ile yorgunluğun sebebidir. Vücut eğer emilimi gerçekleştiremiyor ve gerektiği gibi beslenemiyorsa bunu laboratuvar sonuçlarında da görmek mümkündür. Albümin seviyesindeki düşüklük Buna verilebilecek en iyi örnektir. Albumin vücut için önemli bir proteindir ve eksikliği yetersiz beslenme olarak yorumlanır. Gördüğünüz gibi hastanın hikayesi ve fiziksel muayene gibi laboratuvar sonuçları da tek başına inflamatuar bağırsak hastalıklarını teşhis için yetersizdir. Yine de bu sonuçların inflamatuar bağırsak hastalıkları için hassas olduklarını, yani eğer bu bulgular yoksa bir inflamatuar bağırsak hastalığı ile karşı karşıya olmadığımızı söylemek istiyorum. Bu yüzden isterseniz sıradaki tanı yöntemine geçelim. Bu belirtiler, özellikle de inflamasyona dair belirtiler eğer izleniyorsa, görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Crohn hastalığı ve ülseratif kolitin teşhisini kolaylaştıracak görüntüleme yöntemleri arasında bilgisayarlı tomografi yani MR vardır. Bunlara ek olarak baryum lavmanı adı verilen bir yöntem de vardır. Kontrast bir boya olan baryum rektumdan bağırsaklara verilir. Bağırsak lümeninin bu boya ile dolması sağlanır ve bu sırada intestinal röntgen çekilir. Bakın ekranda normal bir baryum lavmanı görüyorsunuz. Kalın bağırsakların çeperi düzgün bir şekilde görülebiliyor. Bu yöntem kron hastalığı ve ülseratif kolitte kullanıldığında hastalıkların altında yatan patolojiye benzer bazı özellikler bulunur. Bu görüntü hakkında birçok şey söyleyebiliriz ancak size inflamasyonun hem ince hem de kalın bağırsakta gözlemlendiğini ve buna normal görünen bağırsak kısımlarının eşlik ettiğini göstermek istiyorum. Bu kron hastalığına ait bir durumdur. Lezyonların süreksiz bir biçimde hem ince hem de kalın bağırsakta gözlemlenmesi. Ülseratif kolitin baryum lavman sonuçları bundan çok farklıdır. Ülseratif kolitteki lezyonlar sürekli ve kalın bağırsağa özgüdür. İnflamasyonun ara vermediğine, tüm kalın bağırsağı etkilediğine ve ince bağırsakta herhangi bir inflamasyon izi olmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu radyografi testleri sonucunda bir de hastalığın kron hastalığı ya da ülseratif kolit olduğunu doğrulayacak biyopsi yapılır. Biyopsi için farklı yöntemler izlenebilir. E, bu yöntemler de genellikle biyopsinin yapılacağı yere bağlıdır. Örneğin eğer kron hastalığından şüpheleniliyor ve lezyon ince bağırsağın ilk kısmında ise genellikle endoskopi yapılır. Bu prosedürde ağızdan ucunda kamera olan bir tüple girilerek yutak ve mideden geçilir ve ince bağırsağın ilk kısmına ulaşılır. Ülseratif kolit şüphesi var ve inflamasyon da kalın bağırsakta ise uygulanacak yöntem ucunda kamera olan bir tüpün anüs ve rektumdan geçerek biyopsi alması olan sigmoidoskopi ya da kolonoskopidir. Yöntemden bağımsız olarak izlenecek adımlar aynıdır ve ikiye ayrılır. Öncelikle lezyon görüntülenir ve biyopsi uygulanır. Bakın kron hastalığında lezyonların görünümü buna benzer. Bundan parke taşı ya da kaldırım taşı görüntüsü olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Bunun sebebi patologların bu görünümü yani ince bağırsağın iç içe geçmiş lezyonlarla kaplı olmasını bir Arnavut kaldırımına benzetiyor olmalarıdır. Bu görünüm izlendikten sonra bağırsak duvarından bir biyopsi alınır ve mikroskop altında incelenir. Kron hastalığına özgü görünüm transmural inflamasyondur ve bu hastalığın sebep olduğu inflamasyonun bağırsak duvarının 3 katmanını yani mukoza, submukoza ve muskularis externa'yı da geçmesi anlamına gelir. Buna kazeifikasyon göstermeyen granülomlar eşlik eder. Granülomlar kronik enfeksiyon göstergesidir. Ülseratif kolitte ise tamamen farklı bir görüntüyle karşılaşırız. Bağırsak duvarları lezyonları sürekli olmasından dolayı daha pürüzsüzdür ve bundan da kırılgan görüntü olarak bahsedilir. Kırılgan demek bu dokuya dokunulduğunda kolayca kanama görülebileceği ya da dokunun dökülebileceği anlamına gelir. Bu görünüm sonucu yapılan biyopsi mikroskop altında incelendiğinde ülseratif kolitin en önemli simgesi yani inflamasyonun sadece mukozayı ve submukozayı etkilediği görülür. Bunun kron hastalığından çok farklı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet. Görüntüleme yöntemlerini takiben yapılan biyopsi incelendiğinde kron hastalığı ya da ülseratif kolitin birbirinden çok farklı olan ilerlemeleri incelenir ve hastalığın teşhisi de bu sayede konur.